Merhaba arkadaşlar, ben Özel Durursan. Bugün sizlere muhteşem silahlar tanıtacağım arkadaşlar. Yeni geldi. Bu tüfeğimizi ben yaptım. Ben işlemesi falan tamamen bana ait, görüyorsunuz. Muhteşem bir işlemesi var. Atar mı? Atmaz. Vurur mu? Vurabilir. Vurabilir. Mümkün. Mümkünatı mevcut. Kaplaması bana ait ama. Bu güzel bir çok harika. Kaplaması bana ait. Kaplaması bana ait. Yani üzerindeki siyah boya bana ait. Kaplaması her tarafa ait. Kazıntıları bana ait. Şu kazıntı bana ait. Otomatik normalde bu atmıyordu arkadaşlar. Yani sadece güvenli modu vardı. Bu iki modda bana ait. Grip yaptım arkadaşlar. Buna grip görüyorsunuz. Tamamen bana ait bu arada. Grip bana ait. Makinesini alıp ben yaptım bunu. Tamamen bana ait. Ellerimle bunu diktim. Bunun da kamplajı bana ait arkadaşlar. Atar mı? Atar. Vurur mu? Bilmiyorum. Ama atar. Burada ise kaplaması tamamen bana ait. Görüyorsunuz. Buna güzel bir file kamplaj yaptık. Tamam, güzel. Her şey bana ait bunun. Dürbünü bile ben kendim yaptım. Kamplaj, boyama. Metal rengi bile bana ait. Boyaması, kaplama, her şey bana ait bunun. Atar mı? Atar. Vurur mu? O da vurur. Bu atar. 1900'lerden kalma. Arkadaşlar, bunun her şey bana ait. Altın kaplama terik yaptım. Altın kaplama. Bronz pirinç karışımı, tungsten ve titanyum alaşımlı bir bolt mekanizması yaptık. Her şey bana ait. Atar mı? Atar. Bu da vurur mu? Vurur. Her şey bana ait. Yeni gez taktım. Yeni arpacık var. File, bu da fileyle kablaj arkadaşlar. Bu da file kablaj. Şu gördüğünüz tahtası bile bana ait. Yani tahtasını kendi elimle oydum ağaçtan. Altın kaplama. Bu da benim nişanımda takılan altınlarla yaptırdım. Altın. Tamam, kaplama tamamen altın. Bu atar mı? Atar. Vurur mu? Bilmiyorum. Atar mı? Atar. Vurur mu? Bilmem. Bunu da tamamen ben yaptım. Her şey bana ait. Dışındaki şu şekilleri görüyorsunuz. Oluklar tamamen bana ait. Bundan müşteri altın kaplama tenek istemedi. Normal plastik kaplama var. Normalde tenekedendi. Ben plastik kapladım. Taktikal bir dipçiğimiz burada. Taktikal. Tamamen taktikaldır yani. Taktikal. Taktikalcı olmayanları dövüyorum, atıyorum dükkandan. Taktikaldır dediğim gibi. Boşa tetik çekmek hobimdir. Boşa tetik düşünmeden yapamam. Hayatımın anlamı boşa tetik düşünmektir. İddialarımı dedim gibi arkadaşlar, bunlar cemeye yaptım. Normalde bunda dipçik yoktu. Dipçiksiz geliyor. Dipçiği de bana ait. Dedim gibi bunu da ben ellerimle diktim. Dokudum. Buradaki G36C 556 mm yazısı bana ait. Buradaki boyamalar, kırmızı boyamalar. Plastik kaplama, tetik. Bunun dışında grip. Yani grip hastası olduğum için buna grip ismini verdim. Normalde tutamak değil ismi. Ara gizliden tamamen anlayacağım. Metal şeyleri de ben kendi dükkanıma döktüm bu arada. Dış kaplaması bana ait. Tetik bana ait. Elimi dokudum. Atar mı? Atar. Vurur mu? Vurur. Hayatımın felsefesi. Boşa tetik düşürüp silahın anasını. Evet arkadaşlar, bunun her şey bana ait. Dürbünün kamplajı bana ait. Burada böyle bir kol yoktu. Sürme kolu yoktu. Bunu da ben yaptım. Buradaki delik yoktu. Delik yoktu. Delikler bana ait. Yani delikleri ben yaptım. Çatal ayak. Çatal bana ait. Buna yemek de yiyebilirsiniz bu arada. Böyle bir özelliği var. Çok yönlü bir çatal ayak. Burada taktikal arkadaşlara gönderme yapacağım biraz. Yani taktikal dediğin tüfek böyle olur. Bakın burada taktikal. Böyle takma yerleri var, görüyorsunuz. Askı. Bunu ben yaptım. Yani şurada basılan şu. Bunu da ben yaptım bu arada. Dürbünün pikatin rayları bana ait. Kaplama bana ait. Bununla özel bir tetik yaptım. Bu tetiğin şöyle güzel bir özelliği var. Çektiğiniz zaman arkadaşlar 5 şöyle baskı uygulamanız gerekiyor. Mermi süreceğimiz yer burası. Namlusu çok kalın. Atar mı? Atar. Vurur mu? Bilmem. Ama atar mı? Atar. Vurmasını bilemem. Atar mı? Atar. Vurur mu? Bilmiyorum.